Merhaba, ben oğluma her akşam bir tane yatmadan önce hikaye kitabı okuyorum. Düşündüm ki okuduklarımı sizlerle de paylaşırsam siz de çocuklarınıza fikir vermiş olursunuz. Sizlere de fikir olmuş olur ve kanalımda paylaşmaya karar verdim. Bugün Bremen çalgıcılarını okuyacağız. Klasiklerden. Bir varmış, bir yokmuş. Geçmiş zamanların birinde uzak bir köyde bir eşekçik yaşarmış. Ömrü boyunca karın tokluğuna sahibi için çalışmış. Bir gün olsun halinden şikayet edip bu yük ağır, taşımam dememiş. Çok yorulduğu ve acıktığı günlerde bile önüne ne kadar saman konmuşsa onunla yetinmiş. Gel zaman git zaman yıllar yılları kovalamış. Koca koca köprülerin altından çok sular akmış. Artık yaşlı bir eşekmiş. İşte sırtında eskisi kadar çok küfe taşıyamıyormuş. Sonunda sahibi söylenmeye başlamış. Belli ki artık yaşlı eşeğin işe yaramadığını düşünüyormuş. Bir gün yine böyle yorgun argın eve dönerken bir köylüyle karşılaşmışlar. Adam eşeğin haline bakıp sahibine dönmüş. Oho demiş. Değiştirmedin mi sen hala bu uyuşuk hayvanı? Sahibi için çekmiş. Sorma demiş. Bizim eşek iyice ihtiyarladı. Satsam alan da çıkmaz. Alıp yedirdiğim samanın parası da cabası. Bunları duyan eşekçik kulaklarını indirmiş. O güzel gözlerinden iki damla yaş süzülmüş. Bunca yıllık hizmetin karşılığı bu mu olmalıydı diye düşünüp gücenmiş sahibine. En iyisi alıp başımı buralardan gideyim. Hem böylece kimseye de yük olmam demiş kendi kendine. Birden kendi aralarında konuşan iki köylünün sözlerini hatırlamış. Biri diyormuş ki, Bremen'de çalgı çalıp şarkı söyleyene bile avuçla para veriyorlar. Buldum demiş eşekçik. En iyisi ben de Bremen'e gidip çalgıcı olayım. Hem eğlenirim hem de ekmek paramı kazanırım. O gece gün ağarmadan yola çıkmış. Ağır ağır ilerlerken alacakaranlıkta bir karaltı fark etmiş. Yavaşça yaklaşmış. Bu bir avcı köpeğiymiş. Dili bir karış dışarıda. Hızlı hızlı soluyormuş. Ne o köpek kardeş demiş eşek. Perişan gözüküyorsun. Ah demiş köpek. Başıma neler geldi bir bilsen. Ben köyün en iyi avcı köpeğiydim. Sonra ihtiyarladım. En kolay avları bile kaçırmaya başladım. Sonunda sahibim eline koca bir sopa alıp kovaladı beni. Bilmiyorum bundan böyle ne yaparım, nereye giderim. Hiç üzülme köpek kardeş demiş eşek. Ben de senden farklı değilim. Bremen'e gidip çalgıcılık yapacağım. İstersen sen de benimle gel, birlikte çalar birlikte söyleriz. Hem ekmek parası kazanır, hem de eğleniriz. Köpekçiğin gözleri birden ışıldamış. Hemen gidelim demiş. Ne duruyoruz? Haydi. Az sonra söylene söylene mırıldanan, bir taraftan da yaralı yerlerini yalayan bir kediyle karşılaşmışlar. Ne oldu sana? Seni kim bu hale getirdi kedicik diye sormuşlar. Beni sevimli yavru bir kedicikken alıp büyüten hanımım yaptı bunu bana demiş kedicik. Evdeki fareler korkmuyormuş artık benden. Tek suçum bu. Bizimle Bremen'e gelmeye ne dersin? Biz Bremen'de mızıka çalacağız. Sen de şarkı söylersin demiş eşek. Sahi mi söylüyorsun? Diyerek fırlamış yerinden ihtiyar kedicik. Sevinçle bağırmış. Yaşasın! Şarkıcı oluyorum. Böylece Bremen'e gitmek üzere üç ihtiyar hayvancık yola çıkmışlar. Birkaç adım gitmişler, gitmemişler. Tahta bir çitin üzerinde uzun uzun acı acı öten bir horoz görmüşler. Güneş doğdu. Sabah çoktan oldu. Niye böyle içli içi ötüyorsun diye merakla sormuşlar. Yıllardır hiç şaşmaz. Tam güneş doğarken herkesi uyandırırım demiş horoz. Fakat 3 gündür ihtiyarlıktan mıdır nedir yanılıyorum. Güneş doğdu zannedip var gücümle ötüyorum. Artık sonum geldi. Suyumla pilav yapıp etimle yahni pişirecekler. Demiş eşek. Ne duruyorsun öyleyse? Böyle kuzu kuzu ölümü beklemektense sen de gel bizimle. Köpekle ben Bremen'de mızıka çalacağız. Sen de kediyle birlikte şarkı söylersin. Tamam demiş horoz. İki kanat çırpıp çitin üzerinden yere inmiş. Ayaklarınızın ucuna basa basa dört arkadaş oradan hızlıca uzaklaşmışlar. Dağlardan, tepelerden, şıkır şıkır akan derelerden, mor çiçekli vadilerden geçmişler. Yürümüş de yürümüşler. Güneş ufuktan çekilmek üzereyken bir ormana gitmişler. Eşek, arkadaşlar demiş, yolumuz çok uzun. Hiçbirimizde yürüyecek hal kalmadı.
Hem yorulduk hem acıktık. En iyisi bir ağaç altı bulalım. Bu gece ormanda konaklayalım. Eşeğin bu fikrini hepsi kabul etmiş. Yarasalar uçuşmaya, gece kuşları ötüşmeye başlarken bizim dört kafadar bir yaşlı çınar bulmuşlar. Horoz, ben şu dala tüneyeyim demiş. Kedi, ben de şu dalda çok rahat ederim demiş. Eşek, koca çınarın altına çökmüş. Köpek de büzülmüş eşeğin yanına. Hepsinin çok uykusu varmış aslında. Ama böyle aç açına uyumak zormuş. Gökyüzünde ay onlara gülümserken, yıldızlar pırıl pırıl parlarken, çilli horoz birden, ''Arkadaşlar uyumayın, uyanın yuhu!'' diye bağırmış. ''Bir ışık görüyorum uzakta. Bu bir ev galiba.'' Köpek heyecanla havlamış. ''Hav, hav, hav! Belki bulurum orada yakalayacak büyük bir av.'' Dört kafadar peş peşe ışığa doğru yola koyulmuşlar. Onlar yaklaştıkça ışık büyümüş de büyümüş. Yanına vardıklarında bir de bakmışlar. Bu bir evmiş sahiden de. Gecenin kör karanlığında evin penceresinden yayılan ışık hayvancıkların gözlerini kamaştırmış. İçeriden gelen enfes yemek kokuları akıllarını başlarından almış. Bu evde kimler kalıyor, içeride neler oluyor öğrenmeliyiz mutlaka demiş eşek. Pencereden bakalım demiş köpek. Fakat pencere çok yüksekmiş. İçlerinden en yaşlısı ve tecrübelisi olan eşek, durun demiş, bir fikrim var. Eğer üst üste çıkarsak pencereye yetişiriz. Üst üste tırmanmış, böylece pencereye yetişmişler. Haydi demişler. Çilli horoz, ne görüyorsan anlat bize. Arkadaşlar, içeride etlisinden sütlüsüne, sebzesinden meyvesine kadar enfes yemeklerle dolu bir sofra var. Çevresinde de yiyip içip eğlenen insanlar. Horoz anlatırken hepsinin ağzı sulanmış. Kedi uzun uzun yalanmış. Eşek kulaklarını dikip düşünmüş. Sonra galiba bir yol buldum demiş. Biz Bremen'de şarkıcı olmayacak mıydık? İşte şimdi kendimizi göstermenin tam sırası. Bu fikir de kabul edilince başlamışlar hep birlikte şarkı söylemeye. Meğer içeridekiler kasabadan kaçmış haydutlarmış. Bunu bizimkiler nereden bilsinler? İçeri davet ederlerdi, bir parça yemek verirler diye bağıra bağıra şarkılarını söylemeye devam etmişler. Bu tuhaf sesi duyunca eyvah demiş haydut çetesi. Galiba yakalandık. Her şeyi olduğu gibi bırakıp arkalarına bile bakmadan ormana kaçmışlar. Açık kalan kapıdan bizimkiler içeri girmiş. Dört arkadaş hemen kurulmuşlar sofraya. Karınlarını tıka basa doyurmuşlar. Sonra hepsine ağır bir uyku bastırmış. Uyumak için hepsi kendine bir yer seçmiş. Kedi sönmekte olan şömineyi göstermiş. Sıcacık küllerin yanında uyumayı özlemişim demiş. Köpek kapının yanına serilmiş. Eşek dışarıdaki samanlığı beğenmiş. Horoz da ben de dama çıkayım demiş. Hem uyur hem de gözcülük yaparım. Biz de gelelim haydutlara. Onlarsa ormanda tir tir titreyerek evi gözlüyorlarmış. Çetenin reisi içinizden biri gitsin ne olduğunu öğrensin. Gelip bize hemen haber versin demiş. En cesuru atılmış. Ben giderim. Cesur haydut ağır ağır eve yaklaşmış. Her yer zifiri karanlıkmış. El yordamıyla kapıyı açmış. O ara şöminenin yanında yatan kedi uyanmış. Haydut, kedinin parlayan gözlerini şömineden kalan son ateş parçası sanmış. Elindeki mumun fitilini yakmak için kedinin gözüne sokmuş. Canı fena halde yanan kedi haydutun üstüne atlamış. Yüzünü gözünü tırmalamış. Haydut kaçmak için kapıya koşmuş. Tam kapıyı açıp kaçacakken gözü görmediğinden köpeğin kuyruğuna basmasın mı? Köpek de fırladığı gibi yerinden haydutun bacağını ısırmış. Haydut yandım diye bağırarak kendini bahçeye atmış. Orada da eşeğin çiftesini yemiş. Haydut kan revan içinde aksaya topallıya evden uzaklaşırken gürültüye uyanan horoz peşinden bağırmış. Kokorikuk, ürü, kokorikik. Arkadaşlarının perişan halde döndüğünü gören haydutlar merakla sormuşlar. Ne oldu, çabuk söyle. Kim getirdi seni bu hale? Haydut olanları şöyle anlatmış. Gittiğimde ev kapkaranlıktı. Tam elime mumu aldım, yakacaktım ki ateş canlandı. İçinden korkunç bir cadı fırladı ve sivri tırnaklarıyla yüzümü tırmaladı. Aman kaçayım dedim, tam kapıyı açtım. Kapıdaki nöbetçi bacağıma koca bir bıçak sapladı. Bahçeye zor attım kendimi. Orada da kapkara bir dev karşıma çıkmasın mı? O da beni tokmağıyla patakladı. Tam kurtuldum, kaçıyorum derken cadılardan biri bağırdı peşimden. Haydutların elebaşı bu diye. Arkadaşlarını dinleyen haydutlar
iyice korkmuşlar. Bir daha dönmemek üzere ormanın içinden gözden kaybolmuşlar. Bizim dört kafadar Bremen çalgıcılarına gelince bu evde çok rahat ettikleri için Bremen'e gitmekten vazgeçmişler. Ömürlerinin sonuna kadar kardeş kardeş pek güzel geçinip gitmişler. Okumamı istediğiniz hikayelerin isimlerini yoruma bırakırsanız minnoşlarınız için her akşam bir tane seslendirmek isterim. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayalım. Hoşça kalın.